Bence sen psikopat mısın? Eğer normal ve sağlıklı bir psikolojiye sahip olduğunu düşünüyorsan, bunu videonun sonunda tekrardan düşünmenizi istiyoruz. Çünkü sana dünyanın en psikopat zeka sorularını soracağız. Hazırsan daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Genç bir kadın annesinin cenazesinde daha önce hiç görmediği bir kişiyi görmüş ve ona aşık olmuştur. Cenaze töreninden sonra o adamı her yerde aramış fakat bir türlü bulamamıştır. Birkaç gün sonra ise kadın kız kardeşini öldürür. Sizce genç kadın niye kız kardeşini öldürmüştür? Genç kadın kız kardeşini öldürmüştür çünkü kız kardeşinin cenazesine aşık olduğu adamın geleceğini ummuştur. Bu sayede günlerdir aradığı adama da kavuşacaktır. Bu zeka sorusu ruh ve akıl hastası insanlara uygulanan bir testin sorusudur. Bir tren rayların üzerine bağlanmış, kaçamayacak durumda olan ve tanımadığınız 5 kişinin üzerine doğru gitmektedir. Siz ise rayların ayrıldığı noktada tamamen güvenli bir konumda bulunuyorsunuz ve trenin hangi yöne gideceğine karar verebilecek durumdasınız. Eğer ki rayları değiştirirseniz trenin de rotası değişecek ve 5 kişi kurtulacaktır. Fakat bunu seçerseniz ve rayları değiştirecek olursanız bu defa da yeni rotada bulunan, yine kaçamayacak durumda olan diğer 1 kişi kesinlikle ölecektir. Peki siz bu durumda ne yapardınız? Rayları değiştirir ve trenin o 1 kişi üzerine gitmesine mi neden olurdunuz, yoksa değiştirmez miydiniz ve 5 kişinin zaten olacağı şekilde ölmesini mi izlerdiniz? Aynı zamanda trenin yönünü değiştirmekten başka hiçbir gücünüz de bulunmamaktadır. Bu sorunun cevabını düşünürken normal insanlar duygusal anlamda çok zorlanmakta. Fakat psikopat ruhlu kişiler çok rahat bir şekilde gözlerini bile kırpmadan trenin rotasını değiştirerek bir kişinin ölmesine neden olabilecekleri şıkkı seçmektedirler. Ya da hiçbir şey yapmadan 5 kişinin ölümünü de izleyebilirler. Çok yüksek bir binadasın ve pencereden dışarıya bakıyorsun. O sırada tam karşı binada birinin öldürüldüğünü ve katilin de sana doğru baktığını gördün. Daha sonra katil senin gözlerinin içine bakarak baş parmağını oynatmaya başlıyor. Peki ama sence katil bu hareketiyle ne anlatmak istiyor? Katil baş parmağıyla senin bulunduğun katı saymakta. Peki, düşün ki birini öldürmen gerekmekte. Fakat öldüreceğin kişi senden kaçarak bir odaya girdi ve kendini kilitledi. Kurbanına kapıdan ve pencereden kesinlikle ulaşamıyorsun. Böyle bir durumda ne yaparsın? Böyle bir soruya psikopat ruhlu insanlar kurban dışarıya çıkana kadar kapının önünde beklerdim diye cevaplamaktadırlar. Küçük bir çocuk doğum gününde amcasından hediye olarak bir futbol topu ve bisiklet almıştır. Fakat yine de küçük çocuk mutlu olmaz. Peki ama neden?
Çünkü küçük çocuğun bacakları yoktur ve bu yüzden hediyeleri aldığına mutlu olmamıştır. Son soruyu da cevaplandırdıktan sonra kaç tane sorumuzu doğru olarak cevaplandırdın? Skorunu yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutma. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beyin kanalından bir başka videoda görüşmek üzere.